Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Geçen kaldığım videodan devam ediyorum. Evet, makarna risottomuzun soğanını arkadaşlar. Sinirli makarna risotto. Makarna sinirli. Şimdi bak soğanları anca. Şimdi makarna işi yaptıktan sonra ne olacak? Tepsi yanca olacak bu soğan. İki tane soğan doğranır mı? Sinir. Soğanlar öldüğü zaman iyice ölsün, canı çıksın. Ondan sonra domatesleri doğradım. Vallahi sanki ben yoruldum artık. Biraz doping alacağız şimdi yemekten sonra, ufak ufak çay içtikten sonra cüzdanımın üstünü kesin yapacağım. Gözüme çok battı şu anda. Cüzdanım orada. Zaten yapmaya kalksan hemen 10 dakikalık iş. Bu da Melih ablanın bana aldığı çiçekti. Alışverişinde. Tabii çiçekleri şey oldu, mor çiçekleri vardı üstünde, kurudu. Ben bunu saksısını değiştirecektim, orada da var bana aldığı çiçek. Hatta küçük saksı da, evet saksıyı değiştirmem gerekiyor fakat, bakın hiçbir şey yok yani. Ama annem dedi ki çiçeği varken üstünde sakın kızım dedi saksıya, saksısını değiştirme. Çiçeği varken olmaz. O yüzden bakın çiçekleri kurudu. Şunu koyar mısın saksının kenarına? Şuraya. Ben koydum çay. Bu da zaten kurudu. Ondan sonra değiştireceğim. Yeşillikleri duruyor ha. Ben kurudum. Çiçekler kurudu. Daha küçük şeyi de yapamayız. Bırakamayız. Bu yatsın mı acaba? Akşam yavrum. Akşammış. Ne dermiş? Nedir o? Namazda gözü olmayanın kulağı ezanlı olmazmış. Nasıl da bu oldu? Selam veriliyor değil mi? Sen de ezan mı selam veriyorsun? Bırak şimdi akşam ezanı değil ya bu. Yarın cuma. Cuma selası veriyor. Bırak şimdi de ezan dedin akşam ezanı ya. Altın ezan çıktı mı evine? Evet akşam ezanı dedin. Sen dedin akşam mı ikindimiz ben akşam mı? Neden namaz muhabbetini söyledim akşam ezanı önce. Sallama şimdi. Ya de. Bu kadar millet değil mi? Bak kaynama başlamış yeter bu kaynama. Ne oluyor dolabı açılacak? Mucize mi oluyor açıp kapayınca açıp kapayınca? Çok güzel anlar da aynı. Açıyor kapıyı. Ne oluyor? Bir saniye de. Mucize mi oluyor? Olur olur. Tamam sen diyorsun hazırlan ha. Ne yapacaksın? Ben çekimdeyim, çekimdeyim diyor ama. Kesecek mi? Kesecek mi o dinle? Aa, gel. Gelsene. Bırakıyorsun. Horoz! Adam neresi? Horoz! Hemen bıçağı bırak yerinden. Keser mi o diye? Bıçak biterse? Evet. Önünde bir sürü malzeme var. Kepçe var. Kepçeden hariç. Ne yani ama bu kör. En güzel bıçak bu arkadaşlar ama kör. Evet. Bak ne kadar fark ediyor. Kaliteli bıçak ağır. Bak bunu soksan birini şey yapmaz. Ne yapmaz? Ama bu fena şu. Yemez yani. O yüzden eskiden Hüseyin yokken evde bıçağı yastığın altına koyup da yatardım. İşte bu ne demek? Ne demek? Hüseyin bak. Ben de benim alıyorum. Benim bundan takdir Allah'tan. Ne? Siz yapmaz mısınız? Kızanlarım var evde. Hırsız girer bir şey olur. Yastığımın altına yani Allah kullandırmak nasip etmesin ama tedbir. Evet. İstanbul'da tutuyoruz. Yazı soyutlar.
Tövbe tövbe selam. Evde benim olmamı var diyor. Hüseyin de evdeydi o zaman, ne oldu? Öyle gitti. İkinci sefer girdi hem de eve, böyle bir şey yok. Bir de ilkine geldi, bir de ikinciye. Doğru. Hüseyin oldu da oldu. Her bir şey gitti. Bir de biz, bir güzel bizi izlemiş adam. Televizyonu kısmış sesini, van telefonun yerini değiştirmiş. Açmış, sesini açmış. İşte televizyon sesini açmış. Hani. Neden? Spreyi sıktı bize, uyuttu. Bakalım diyor, uykusu derin mi? Kuman açmış, açmış televizyon sesini, demiş toparsan kalkmaz bunlar. Belki de biraz daha sıktı spreyi. Köpeği de sıkmış. Vallahi yok da, yedan hal diyordu biz. Spreyi sıktığından dolayı duymadık, o da olabilir. Ya kav mı dedi, ne oldu dedi? Kalktım ama var ya, kulaklarımı tutuyorum. Hüseyin kalktım, tutuyorum. Televizyon sesinde nasıl uyumuşum? Mümkün değil, son ses. Televizyon yok, uyudur mu ben öyle? Telefon yok, Hüseyin senin telefon, Hüseyin'i anladı ama ben gene hiç farkında değilim. Hiç aklıma gelmezdi. İlk kez yaşadım ya. Ben çantayı bulamayacağım. Geri çanta da yoktu, o zaman dükkan vardı ya bizim Balat'ta. Yalandık. Evet, bir aklımıza geldi, gelmeydi iyi de. Hadi bakalım. Hadi bakayım risotto, hadi. Şöyle. Karadesli makarna. Risotto. Risotto. Sen al. Bunu, ha. Dur ziyan olmasın, dilimde var. Buna makarna koy, bir iki kaşık yağ, maaşı, sade makarna. Hı. Dur karadesliye göstereyim kızım. Şöyle arkadaşlar. Bak salça koyacaktım, unuttum ama bayağı bir domates var içinde. Aa, şimdi yanına bir de. He? Gülsüm, boş paketi koymuşlar şeye. Dolaba koymuşlar boş paketi. Ters koyun. Şu anneciğim, şu. Piliç kasap köfte diyor. A101'de. Gülsüm arkadaşa söylemiştim de. Ben pek sevmiyorum ama çocuklar seviyor. Bak böyle. Keskin oğlu yazıyor. 1 kilo. Şöyle. İçinde kaç tane var bilmiyorum da bayağı var. Yani 100 lira yoktu galiba da şimdi olmuş mu da bilmiyorum ama. 89, 90. İşte ben 100 liraya dedim kafadan çıkar. Hadi çocukları çağır, sen toparla. Çocuklar. Allah bereket versin, işte bak şimdi. Zaten en sevdiğimiz şey makarna. İşim de var bak. Ben doping alacağım, devam edeceğim biraz daha. Ondan sonra mesai saatim bitecek. Bugün uzadı bile benim mesai saati. Ablan nerede? Ne oldu gene? Benle mi? Hayırdır? Tavuğuna mı kış dedin? Kuşuna mı? Hı? Ne istersen he. Ne istersen he. Gerçek bir de ekmek ama. Evet, ertesi günden merhaba arkadaşlar. Bugün biraz erkenden yemeğe giriştim. Şurada arpaşehriye çorban var. Daha onu terbiyeleyeceğim. Maydanoz falan koyacağım. Burada da buzluktan çıkardım. Ay sevmiyorum buzluktan taze fasulye ama işte... Kışın da iyi geliyor hemen patatesli. Pişireceğim onu da biraz, kavrulsun. Yanına da bulgur pilavı yaparım. Bugün biraz bana içerileri fırsat kalsın arkadaşlar. Ekmek almaya gittim de arkadaşlar. İşimin arasında. Ben geçtim. Bak bak. Tahmin ediyordum geleceğini. Ama dumanın üstünde tutuyor bilmem sizi. Bak gelirken de
nasıl koparmışlar. Ekmeğin yarısını gömmüşler. Ay çok severim. Bir de şu çıtır kabuk yeri var ya. Ağzını kapamayın da terlemesin. Resim atacaklarım da vardı. Bizim bakkal şimdi getiriyor ama bu şok marketlerde var arkadaşlar. Kamel tütünü. Ama onunla beraber bunu da almanız gerekiyor. Ayrıyeten ilk defa yani kendiniz saracaksanız şu şekilde bir de serma makinesi almanız lazım. Bu da uygun fiyat. Hadi bunu da göstereyim. Reklamları da yaptık. Evet şimdi reklam var. Evet. Elit kahvemiz, elit süt tozumuz. Ben o şok A101 falan onların kahvesini içemiyorum ya. Yemin alıştım artık böyle granül. Ne yiyecek onu? He, dur tepsi, tepsi. Bir saniye gel. Anneciğim sepaya gider misin? Bir şey yapmam. Aa, hayretler şu anda. Tepsi al anneciğim aşağıdan. Bal tereyağı koymuştum buraya. Geldim gittim azalıyor. Geldim gittim azalıyor. Benim çocuklar yemez normalde öyle bal tereyağı. Demle ne yapıyordu bu? Böyle çekiyordu. Saçlar şekil, önümden çekil. Gel oğluma bak. Bak oğluma ne yiyorlar ablaları, teyzeleri. Ballı tereyağı, fes şeker olsun oğluma. Evet. Saçlar nasıl ama? Saçım şekil. Önümden çekil. Baba. Ne yapacaksın telefonu yavrum? Evet. Yemek yiyeceksin yavrum. Göstereyim size aspiratörü. Gerçi söylemiştim. Ben beklettim arkadaşlar. Bir gün bir gece aspiratörü opas kireç sökücünde. Ondan sonra sarı güç. Bir de bir çay bardağı. Ne dersiniz ona? Çamaşır deterjanı serpilemiştim. Biz diş fırçalarını değiştirdiğimiz vakit atmıyorum. Diş fırçalarını böyle lavabolarda falan aspiratörü daha çok kullanıyorum. Şimdi ben gene buna sıcak su, ondan sonra sarı güç sıktım. Biraz da çamaşır deterjanı böyle diş fırçasıyla görebiliyor musunuz acaba? Şöyle yakınlaştırayım böyle. Topak topak içlerinde fırçaladıkça kalıyor. O yüzden bolcana sıcak suda zaten tepside batıyor ama yapacak bir şey yok. Çıksın yeter ki. Tepsiyi de aynı şekilde sarı güçle sıcak suyla halledeceğiz. Şöyle hem sıcak suyu dökerken o yağlar hem eriyor beklediği için hoppa düştünüz. Düştüğünüz yer kal kal kalsınlar orada. Neydi o? Düşsem de kaldıramam kal yerlerde. Şey söylüyorum ya. Kalın yerde. Böyle daha iyi olur kız. Şöyle getireyim. Bak sarı sarı gördünüz mü? Bu bizim pisliğimiz. Ya. Bu bizim işte pisliğimiz, pasaramız bu. Düş. Maske takmak lazım. Şu zinciri de takmayacağım ya. Bilmiyorum ki. Öyle de bakıyor, böyle de bakıyor. Bak şimdi soğan geldi. Tekrar kaynatıyorum. Suyun üstüne çıkıyor bu yağ topakları. Bol soğuduğu zaman suyun üstünde kalacak. Dökeceğiz. Lavaboyu da bol bol sarı güç. Pas dökücü şey yapın. Tıkanmasın. Benim gerçi tel var orada. Süzgeç var ya. Şöyle getireyim azıcık. Bak sapsarı gördünüz mü? Zaten böyle beyaz olması gene mucize. Herkes yapamaz. Hüseyin değil mi? Evet kraliçem. Bir sesim çıkmıyor. Demiyledim onu ben. Kızlar o zaman kavga çıkmıyor. Ama bir düğmen yok yani. Konuş deyince konuş. Sus deyince sus. Ne yapayım canım ya? Ay işte yeni ne kadar pislik baksana sen. Bana mı söylüyorsun? Sadece ben bir şey yapıyorum evde. Doğru.
Bir Sebastian almadım bana. Alacağım, alacağım. Bulamadım. Ne? Bulamadım. Ucuz işçi olur arkadaşlar. Var mı hatırladığınız? Karın tokluğun annem seslenir Elif. Kahvemi de içeyim kuşlu bardağımda. Annem de fasulyeyi bekler. Hakkı telefonu bekler. Sen bekle yavrum. Yapıldım seni suya. Hadi bakalım. Çek bir fırt. Vermiş. Ben iş kadını oldum gene bak. Gördün mü videolardan şeylerden? Çok bakardım telefona. Üf. Zehirleneceğiz. Dur Perviş'i zehirleyeyim. Git var. Bakayım ne çıkacak ortaya. Uy, çok sıcak biraz. Şimdi bir de bunu sıcağında yapalım. Ondan sonra ayrı işler. Bunun içine bekir içlenmiş. Onu da biraz ödedim. Ben şuna biraz mayın böyle bak. Kaynar soğuk diyor bereket. Üstünde kalanlar da gitsin. Gerisinde vuramam böyle. Güzel önceli bir yağ temizleyelim. Ondan sonra. Burada var. Ocak temizlediğim sünger var. Tepsi giren bunları halledeceğim. Ondan sonra onu da sıkıtacağım. Su fena sıcak. Lavabodan akıyorsa ne mutlu size. Vallahi arkadaşlar zorlanıyorsanız bir de çalışan insanlar daha geç alıyordur eline yani. Böyle bir gece bekletin. Bir kapalı balkonunuz varsa. Çok kolay oluyor yani yağın çıkması. O içine hazmettiği yağ çıkıyor. Yumuşuyor iyice ne yumuşuyor. Bak yakından göstereyim size. Daha bir de süngerle arayacağım. Görüyorsunuz değil mi? Ama bekletirseniz böyle dediğim gibi. Hazır elime atmışken pas kireç dökücüye su ısıtıcımla çaydan yukarı da aradan çıkartayım.
Bunu açık tutmazsam soğuyor. Yağlar donar. Gerçi yağda kalmadı artık ama. Şöyle ben cila alıyorum artık. Bunu da şimdi göstereceğim bu zincirine. Bu da bizim kafadan atmasyonumuz. Ben şunu bir halledeyim. Evet arkadaşlar, filin tavuğu. Bunu da bitirmiş olduk. Bir sene rahat kullanabiliriz arkadaşlar. Bir sene giderimiz var değil mi? Oy. Şimdi bakayım bu ne halinde. Şu da bu tencerenin kapağı değil. Bu da çorba yapmıştım ya. Şimdi bulgur pilavını yapacağım. Bu tencerenin kapağı makinede. Fasulye pişmiş anam. Fasulye piştiyse biraz daha suyunu hafif bir tık daha çeksin. Ben ikinciye su ekledim çünkü buna. Tamam. Pilavı da yaptım arkadaşlar. Mutfak işi tamam. Ondan sonra yatak odasına geçeceğim. Yatak odasında çamaşırlar yığılı bir şekilde katlanmayı bekliyor. Mutfaktan çıkamıyorum ya. İrem çorba atıştırdı Arpaşehir diye. Ben de bulgur yapacaktım arkadaşlar. Son bir U dönüş. Pirince geçtim. Şimdi annemin de yemeğini götüreyim. Ondan sonra pirinci yapayım. Arkadaşlar topuklayayım artık ya. Evet arkadaşlar. Pilavı da koyduk çok şükür. Şekerimi, limon suyumu ekledim. Haydi bakalım sen de pişmeyi dur. Şimdi bu kapağı buraya alacağız. Onun kapağını da makineden çıkarıp. Evet. Şimdi. Neredesin? Gel bakayım. Evet. Şuraya da el atacağız. Bak örtüyü kaldırdım buradan. Örtü kolaylık. Küçük yere alacağım şimdi. Aa, yıkadığım mont kurumadan giymiş galiba bu. Allah'ım yarabbim ya. Of. Ha, dolap kapaklarını bir astım. Bak. Ne vali edelim, hadi gidelim. Evet. Bunları buraya çıkardım da daha üstüne gelecek vardır içerilerden. Anam ben böyle
Şimdi ben size mutfak 2-3 gündür sadece mutfakta işim yok tabii ki de. Niye öyle çektim? Mutfağın devamı diye herhalde. Kaldığım yerden devam ediyorum diye. Bunlar annemin örtüleri. Böyle örtü yapar kendine. Her örtüyü de beğenmez kumaşlarını. Böyle yemek yerken şey yapar. Sırtına terledikçe koyarım bunu. Kız valla dışarı alsam bak. Evin içine yapmasaydım onu. Çamaşırlıkta bir de çamaşırlık sık ya demirleri. Orada da bir de çok seyrek asmam lazım kuruması için. Çok peteklere koyduğum zaman da ısı vermiyor. Bir arkadaş da şey yazmış. İrem yatağını çok şey yapmış. Bir de perdeyi kapatınca ısı gelmez diye de İrem bir dayıyor kendini oraya. Ben çekiyorum. Gerçi de hadi biraz hevesini alsın. Ondan sonra ben gene değiştiririm onu. Hastane gibi yapmış içerisinde ama neyse eylemeyeyim. Dediğiniz gibi hevesi kaçmasın. Yağmurlar bak hiç durmuyor. Nasıl artık kuruyacak o çamaşırlar ben bilmem. Bu pazardan almıştım arkadaşlar. Böyle tişört alıyorum. Çıkmış mı bu ya? Zor çıkardım çıkmış. Hani bazen böyle parça başı şeyler satıyorlar ya. Oradan mı aldım ben bunu ya? Yok o başkaydı galiba ya. Pardon. Yok buydu herhalde. Bazen böyle lekeli oluyor ya parça başı işte 20 lira parça başı 30 lira artık yok öyle 3 lira 5 lira. Bazen leke oluyor beyaz şeylerde özellikle tişörtlerde. Abla çıkar yıkayınca. Abla çıkar anam yok bir daha hayatta almam. İki seferdir alıyorum öyle. Ayda ufacık bir nokta ama görünen yerinde. Çamaşır suyuna basarım çıkarırım diye. Kız ne parlatıcı kaldı koymadığım öyle leke. Bir de şey dediler halı leke olunca şey yap. Sen söyle. Bulaşık deterjanı parlatıcısı sür. Öyle halıya. Yaptım hiç alakası yok. Çıkmadı. Çamaşır suyu falan yapınca iyi geldi. Ya da kaliteli koyacaksınız. Finish parlatıcı mesela. Adı üstünde. Finito. Finish gibi çıkarır. Bak şimdi ben de almıyorum. Bir iki kere deneyim diye. Hakikaten almamıştım. Öyle Bim'den falan böyle parlatıcı. Çok pahalı şeyleri alıyordum. Ama gerçekten de yerini tutmuyor. Öyle markalı parlatıcı. Ondan sonra deterjan. Bak Bim'in tabletini aldım. Onun hiç üstünde bir de beyaz beyaz bıraktı. Bim'in bulaşık tableti. Makineye. Böyle bardakların üstü arkadaşlar hele koyu renkte daha çok belli oluyor. Beyaz beyaz böyle pul pul üstlerinde tablet kalmış. Ay arkadaşlar beni ne şey sinir edecek şimdi biliyorsunuz mu? Hüseyin çorap getirmişti ya size göstermiş miyim? Ay 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 arkadaşlar. Bir de onları sen etiketlerinden bir onu sakladın buraya. Ondan sonra İrem sordu hadi dedim sabah sabah şey yapmasın. Eşlemek zor geliyor. Ben de bırakıyorum sonra beraber yapalım diye. Sen yeni çoraplardan etiketleri kopar giy. Etiketleri kopar giy. Bir de Hakkı'ya da söyle. Gel burada dolaptan ala Hüseyin'in getirdiği çorapları. Şimdi bir dünya başıma çorap çıktı. Yıkamaya da işlemeye de. Ben onların bazılarını şimdi dedim yıkayayım şey yapayım öyle işleyeyim ben hepsini. Sen söyle kaldıracağım. Yıprandı mı yırtıldı mı o zaman öyle hepsini birden.
Pahalı. En uyuz olduğum gene beyaz çorap. Bakın mesela Hakkı'nın. Bak çıkmamış. Çamaşır suyuna basacağım. Çıkmayanları da kovaya koyuyorum. Banyoda çamaşır suyunda bekletiyorum. Ondan sonra makineye koyuyorum. Çıkarmıyor öyle sıcak suya da fazla programa da alsan yine çıkarmıyor. Nasıl bir yapıyorsa o çocuk bilmiyorum ki ben. Ama ayakkabılarla beraber lap giriyor sulara, lap giriyor çamurlara. Ta ayakkabının içinden artık ayakkabı dayanmıyor buna. Yıkıyorum bu sefer. Eskisi gibi kundura ayakkabısı mı? Dikişli değil, bir şey değil. Atıyorsun makineye, hop açılı veriyor yanlardan bir iki giydim mi? O makineden oluyormuş zaten. Allah. Valla pilavı bekliyorum. Zaten biz biliyorsunuz geçiyoruz yemeği. Şimdi zaten pilav pişer, ondan sonra demlensin. Sofrayı kurarım, kaldığım yerden devam ederim. Bugün annemin de canı sıkıldı biraz. İçeride geçemedim. Pek fazla muhabbet de edemedik. Kız annemin yanına gitmeyince, sohbet muhabbet etmeyince şey yapıyor annem. Darılıyor. Vallahi bak. Kapıyorsun diyor kendini odaya diyor. Bak 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 bak. Kendimi odayı kapıyormuşum. Hiç diyor gözükmüyorsun diyor. Kız odayı ne kapamak. İnan mutfaktan çıkamıyorum vallahi. İşi yapıyorum yani habire. Yalan değil bazen de yarım saat falan öyle takılıyorum telefonda bakıyorum birileri arıyor. Bunda şey yapıyorum duman geliyor iplere. Şimdi alışmış. Kediyi de göstereyim size. Peteği çıkmaya arada peteği oradan da çamaşırları atılıyor. Asılı kalıyor bir de elleri orada. Mi 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 bağırıyor. Canın acıyor da ne yapıyorsun tekrar? Demin şey gördüm. Çekim ara vermiştim. Yazlıkları çıkarmış İrem bak. Ah be kızım be. Belgin. Şey pardon Berrin. Yücel'in kardeşi var ya. Berrin Kurt ve Ailesi kanalı. Ben şimdi izlediğimi böyle karşıma çıkıyor. Yok bir şey. Telefonda. Ay kız. Sevindim. Annesine sürpriz yapmış. Sorduğunuz soruların cevabı dedi. Baktım kapıda anam Faize abla ben izliyorum onları. Berrin'i yalan değil belki de çok izlediğimden dolayı telefonum en çok o düşüyor yani. Hangi kanalı izlersen çok izlediğin kanalları önüne düşürüyor ya YouTube hemen girdiğin zaman. Direkt karşıma çıktı zaten. Annemin kollar ipleri. Kollar çok giyiyor annem. Askılı atletleri de ne yapar biliyor musunuz mu? Tersine giyer. Yani ön açık olan atlet kısmını arkaya verir. Allah'ım yarabbim. Öyle rahat ediyorum diyor. Millet diyorum nazar değmesin diye yapar onu. Neyse sonra bir baktım annesi. Kapıyı açtı. Ben böyle şey despotum ağlama konusunda biliyorsunuz. Ağlayanlara da fazla tahammül edemem. Çok insani bir duygu tabii ki. Yani daha doğrusu ağlayanlara derken daha çok böyle boşu boş yere ağlayanlara nasıl tabir etsem şimdi bilemedim. Böyle her şey yani sulu göz olanlara pek tahammülüm yok. Hani ağlanmayacak şeyleri de ağlarlar ya. Neyse. Ay Recep İvedik'in bir sahnesi vardı. Hani böyle bir film izliyor da. Neydi kız o filmin ismi? Ay aklıma gelmedi şimdi. Orada bir ağlayacak falan da böyle yapıyor ya gözlerini ağlamamak için. Yani aynı beni düşünün orada. Faize ablayı falan ağlarken görünce kapı açıldığı gibi işte. Sevindim ama tabii. Olabiliyor işte arkadaşlar. Her ailede. Aile içinde daha doğrusu her şey olabiliyor. Her şey bizim için. Tabii affedilecek şeyi var, affedilmeyecek şeyi var.
bir tırnak şeyin demesi gibi, bir yerinin demesi gibi mutlu sona bakmalı. Ben de sabahları bir ara alışkanlık yapmıştım. Aklıma geldiği zaman, benim şimdi ben çok kişilere abone olduğum için, kim nakledi acaba? Annemle Hüseyin karışıyor bazen. Annemin böyle fistol atleti var, Hüseyin geçen onu giymiş ya, öldürüyor bayağı beni. Bazen de Hüseyin atleti ona gidiyor. Bazen mi? Sen de giymiş değil bir kere fistolu. Anandan sonra gelmiyor benim atletim, ben giyeyim. He? Niye canım? O yenileri aldığım zaman, o zaman ayırmıştım annemi. Hep yenileri giyiyordum. He? Yenileri giyiyor. Yine birisi arar beni ama. Evet, pilavı bekliyorum senin. Keyfine gelme. Hep mutfakta mı kalacağım? Tamam. Hep mutfakta mı işim var benim? Zaten pilavı bekliyorum. Demlenecek daha. Bekleyin. Evet. Müzik sesi geliyor. Ne yapayım? Ya. Mutfaktan çıkınca hemen arıyorlar beni, görüyor musunuz mu? Kız annemin hakikaten bu kadar çok atleti yoktu be. Karıştı galiba, dur kontrol edeyim. Dur etiketlerinden anlayacağım. Dur. Şöyle bir katlayayım. Hakikaten ha, adamın atletlerine ne oldu? Allah Allah. Eyvah. Hep anneme geçirmişim galiba onun atletini. Aman. Geri başıma çıkacak almayı atlet. Hakkının donları da artık yenilemek lazım. Küçüldü. İrem'e de rüstiyer alacağım artık. Böyle yarım şey takıyor artık. Çıt çıtlıya alış dedim ona. Atlet olarak mesela okula giderken sevmiyor çıt çıtlı kullanmasını. Ben yine çok kullanırdım. Hala da kullanırım. Hani pantolonla kot pantolon falan eğildiğin zaman bazen düşük bel pantolon giydim oran buran gözüküyor ya. Çıt çıtlı oldum mu o sorun olmuyor. O da diyor kolayını bulsan diyor paçalı donlara. Kolayını bulsan diyor paçalı donlara alıştıracağım beni diyor İrem. Kız bu hep yazlıkları çıkarmış. Ne ama çıkarmış ama kız anda evin içi sıcak ya, terliyor ya. Uzun kol giydi mi terliyor. Gerçi ondan birkaç parça bırakıyorum şeyi dolabına, yazlık tişört. Ne? Efendim. Tempriyo kapatmam şimdi. Kapatmadım zaten. Bak. Al bu kirli. Demek ağır kirli olanlar çıkmamış beyazlar. Hiç sevmem beyaz çorabı. Aynı çift. Neyse bir kabası gitmiş oldu. Çamaşır suyunda daha iyi çıkar. Erkekte de hiç sevmem. Beyaz çorabı. Bak çıt çıtlı atleti buldum. Bir tane onun pantolonu var böyle düşük bel gibi. O zaman şantaj yapıyorum ona. Bunu giymezsen dışarı çıkamazsın diyorum. Mecbur giyiyor. Ama dışarıda görüyorsunuz ya bazen işte.
Millet bir eğiliyor. Vallahi donu mono. Milletin hem donu gözüküyor. Hem neler gözüküyor. Ay uyuz olmuş beyaz çoraplara arkadaş. Çekme geçiyor kız ha. Ellerini yıkayma. Yıkasın. Niye aldın? Ben yeni asmıştım. He? Sanki bilmezden geliyor. PlayStation'a gideyim diye tutturdu da Hakkı. Kile gelmiş, hava kararmış. Ne diyor? Saklambaç oynayacağım. Biz 45 dakika oynadık. Senin gözün ne zaman iyileşecek acaba? Hı? Bilmiyorum. Ne zaman iyileşecek? Bilmezsin tabii. Böyle iyileşir mi? Aha aldır aldır gezersen serseri gibi. Ben de canım turşu istedi. Arkadaşlar. Turşu koyacağım. Bu arada çorbama da sıkayım. Kız arpayı da biraz fazla basmışım çorbaya. Ama ben de hep onun için seviyorum arpa çorbasını ya. Terbiyeli. Bir de kaynatacağım, bana fokur fokur kaynayacak. Kaynak olacak çorba. Annem turşuyu duyunca, annem neden dedi bana vermedin. Bir kaşık kadar içti. Şu kadar bir şey koydum turşusuna. Bunlar arkadaşlar biliyor musunuz benim geçen seneden turşularım. Geçen seneden kalma. Zaten çabuk turşu var. Lahanayı da alır yaparım tükettikten sonra. Beyaz lahanayı çocuklar daha çok seviyor. Bunları böyle karışık yapmıştım ben. Domates, salatalık, biber, havuç. Tuz oranını da çok iyi yakalamışım yalnız. Hüseyin biber çok sever. Ufak ufak köy biberleri gibi almıştım. Ben böyle sarımsaklarını çok severim. Fazla turşu da. Hamile varsa çıkılın. Çıkılın arkadaşlar ekrandan. Ya camilere soğan göster, soğan çeker. En iyisi bir YouTube'dan uzaklaşsın hamileler. Değil mi? Ben de sofrayı kurayım arkadaşlar. Şöyle indireyim sizi birazcık. Burada telefonu koyuyoruz arkadaşlar. Fakir Fukara diye bir kanal var. Hastasıyım arkadaş. Hastasıyım. Fanatiyim o kanalım. Yani o haberleri anlatış adı yani şov olarak çekiyor zaten. Çekimlerini hani eğlenceli şov bir şekilde haberleri sunuyor. Öyle izlemesi de açıkçası dinlemesi de zevkli oluyor, sıkılmıyorsun çünkü kopuyorsun izlerken. Normal hani haberleri izlesen ay içim daralıyor, şişiyor. Sonra bir çay demlerim. İçeri geçeriz biraz.
Acı biberim bitmiş. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Şu kasap var arkadaşlar çarşıda. O kasapta tam böyle istediğin gibi bazı böyle acı biberler böyle siyaha döner ya turşuda. O böyle biraz acı tat verir. Yani acımtırak. Acılık değil de acımtırak. Sanki bozulmayı yönelmiş gibi. Kasapta böyle bidon. Sadece acı biber. O bazı kebap salonlarında böyle kütür kütür oluyor ya sarı. Küçük acı turşular. Aynı öyleydi kasaptaki. İnşallah duruyordur gittiğim. Aldım ondan da. Sarımsak. Evet. Arkadaşlar tamamdır. Anam kız bayağı da arpalar şişmiş baksana. Ay çay deler. Olsun. Bol içli. Daha iyi. Milletin karnı doyar. Su eklemesi yapabiliriz ama ne öyle yallap şallap o da su içinde. Değil mi? Ben hatta bilerek fazla yaptım çünkü sabah arkadaşlar ben çorba içmesini hele arpa şehriye çorbasını çok seviyorum. Düğün çorbası. Ya ben çorbayı çok seviyorum ya. Ezogeli. Çorba kaldım akşamdan ben. Bazen kahve içmeden bile çorba ısıtırım, çorba içerim. Çocuklar da alıştı benden şimdi İrem falan. Annem çorba içer. Pilavım da demlendi. Hadi bakalım. Evet. Ne istiyorsun? Bir şey yapayım. İrem! Hadi yavrum. Ha. Bak hadi masayı çekiyorum. Neymiş? Allah kız sandalye aldı gitti. Tabure niye koymuyor odasına? Sandalye aldı burada. Arka bak şu ötüme. Bak arkama çok iyi. Hadi çek. Fakir fukara izleyeceğiz ya. Arka bak arkama. Arka fukarasını ben açacağım bir tanesini. Arkama bak. Ama şimdi o püsküller gelecek ya. Ben çorba içtim ya. Ne? Şimdi o da söylenecek. Bir haber yarım keçi koyayım. Ben içtim ya. Hakkı! Şöyle 10 kere seslenmen hiç haz etmiyor. Hiç. Hiç. Ben Hakkı! Ne yapıyorsun evli adam? Sahneye mi çıkacaksın? Çıplaktır kesin. Ben koyayım onu. Hadi. Yanlış oldu. Tam kasıyor mu be? Yok, İrem gibi kesiliyor. He. Şu bırak onu. İrem bırak onu yemek yiyin. Eve bırakacağım. Niye burada ama? Geç yavrucuk. Kazanan. Bak. Hadi geç yavrum. Ay o kulaklık ne İrem? Hadi resmini çekin. Limon sık istersen çorbana. Kolların. Kolların. Hemen karıştırırsan şimdi biber koy. Besmele çek. Hakkı. Bismillah. İrem. Sen ne? Ya. Ne o kulaklık? Çıkar onu bakayım. Ne ya? Ne? Belki bir karışıyor sesler. Bu ne? Kendine belki çocuk tabak koymuş. Bak öyle. Yeşil kaseyi de anneme mi verdim acaba ben bakayım. Burada.
Benim çorba kasem var arkadaşlar. Şöyle yarım kepçelik. Aa, babana bak. Gördüğün ama. Nasıl yiyor? Hüseyin şimdi olacak işkembe çorbası. Ya. Oo, basacan sarımsağı, basacan sirkeyi, acı biberi. Şimdi o beğenmen İstanbul'da olsaydın. Tamam. Kaç para? Şimdi kaç para? Sen kimin ettik para veriyorsun? Arkadaş istiyor mu oturuyor soruyor? Çok iyi. Evet arkadaşlar, Allah her kızın kafasına bereket versin inşallah. Halil İbrahim bereket versin. Allah'ım kimseye açlıkla terbiye etmesin. Sofralarınız bereketle dolup taşsın inşallah. İnşallah. Size de afiyet olsun. Bize müsaade. 2 2 2 1 Sessiz ay anne. 2 Sus be. 3 3 3 Ben görüyorum. Neyse. 5 Annem sayı sayıyor şimdi. Ben arkadaşlar ne yaptım biliyor musunuz mu? Halt ettim. Annemin yanında teçhüval. Buraların üstünde iş. Hüseyin de kalktı. Evet. En son Hüseyin'den çıkıyor iş. İndir biraz aşağı. Yamuk koymuşlar. Bunlar bir zor yok mu? Oyuncak işi aldım arkadaşlar eve. Evet aynen. Böyle o da paketliyor. Atıyor. Şurada benim de hazırlık. Bak. Bugün gittik. Bir çuval teslim ettik bir çuvalda. 5000 tane iş. Böyle ben hazırlıyorum. Çocuklar tabi böyle ısrar edersen, azıcık ajitasyon yaparsan geliyorlar, bir 15-20 dakika takılıyorlar ama güzel iş çıkıyor onlarla. Annem sayıyor kaç tane olduğunu. Burada etiketler. Aha, seviyem de az. Şer seviyem az. Sonlandırayım dedim arkadaşlar. Böyle sonlandırayım. Çünkü canlı yayın yapamadım. Bir de bunların başındayken al işte böyle 2-3 bir iş birden gitmiyor yani. Canlı yayın yapayım dedim. Canlı yayında da yorumları okuyamayacağım bu sefer. Fazla vakit harcayamayacağım diye. Kaç? Ha? Kaç? 50. Yes. Evet arkadaşlar ben devam edeyim. Şöyle size kısadan sonlandırırken şey yapayım, çekerim. Böyle etiketlere. Oyuncak montajı yok bunların. Böyle bu şekilde katlıyoruz. Şu paketler bazen yapışık oluyor. Şu şekilde yerleştiriyorsunuz içine. Ondan sonra bunun içine oyalıyor ama tabii ki de oyalıyor. Seri olmanız gerekiyor. Şöyle bir tane gülen yüz atıyoruz. Ondan sonra Hüseyin'e gidiyor bu işler. Ben böyle tepsiye diziyorum yaptıklarımı. Şu şekilde böyle iki sefer katlıyoruz. Şu şekilde. Ben ne yapıyorum? Ben bu şekilde katlıyorum. Yapıştırmasını yapmıyorum. İçine de gülen yüzünü koyuyorum. Tepsiye koyuyorum. Hüseyin de paketliyor, yapıştırıyor. Bugün 10.000 tane işimiz var. 5.000 tanesini teslim ettik.
Bakalım nereye kadar gidecek? Videomu sonlandırmamıştım hatta 2 günden beri. 2 gün mü oldu, 3 gün mü oldu ben videoları? Yedekledim ama yedekleyemedim bir türlü. İnşallah fırsatı bulurum. Bu gece belki editlerim, sabah atabilirim. Bu işleri biraz kolaylarsam belki bir canlı yayın da yaparım ama emin değilim tabii ki. Evet, ben size veda edeyim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.